Merhaba arkadaşlar y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender español. Bugün İspanyolca öğreneceğiz arkadaşlar ve gayet başlardan başlayacağız. Yani İspanyolca çok az biliyorsak veya hiç bilmiyorsak bir takım cümleler kurabilmeyi ilk baştan öğrenmeliyiz. Nasıl İspanyolca'da basit cümleler kurarız bu videoda öğreneceğiz. Ama daha önce İspanyolca ile ilgili yapmış olduğum videoları henüz izlemediyseniz bu videodan önce o videoları da izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çünkü orada anlattıklarımı burada çok fazla tekrar tekrarlamayacağım. Sizin için ama linkini buraya bırakıyorum arkadaşlar. Bu bir kitaptır. Bu bir arabadır. Bu bir lambadır gibi cümleleri öğreniyoruz. This is a car, this is a book, this is a lamp gibi cümleler ilk olarak bize aşılanıyor. Şimdi benzer bir şekilde İspanyolcada da başlamak istiyoruz. Şimdi örneğin İspanyolcada bu bir kitaptır demek istiyorsak bunu nasıl diyeceğiz? Esto es un libro. Esto es un libro. Buradaki esto bu anlamına gelir. Es sözcüğü de ser fiilinin yani olmak fiilinin çekilmiş halidir arkadaşlar. Fiil çekimleriyle ilgili az önce bahsettiğim videoda detaylı açıklamalar yaptım. Oraya gidip o anlatımı mutlaka dinleyin henüz bir fikriniz yoksa. Un sözcüğü eril isimlerin önüne gelen bir belirsiz artikeldir. Yani bir sözcüğüdür aslında. Libro da kitap demek arkadaşlar. Buradan da libro'nun eril bir kelime olduğunu anlıyoruz. Un libro bir kitap demek. Esto es un libro. Bu bir kitaptır demek arkadaşlar. Bu bir evdir demek istiyoruz. Ev biliyorsunuz casa. Casa kelimesi ama dişildir. Dolayısıyla un değil una casa dememiz gerekiyor. Esto es una casa. Bu bir evdir. Esto es una casa. Burada değişen şey kasanın dişil olmasından ötürü un sözcüğünün una haline gelmesi arkadaşlar. İsimlerin dişil veya eril olmasından ötürü cümle içinde bir takım şeylerin değiştiğini bu yüzden İspanyolca da görebilirsiniz. Bu şekilde basitçe buna alışalım diye söylüyorum. Esto es un árbol. Esto es un árbol. Bu bir ağaçtır. Görüyorsunuz ki arbol de yine eril bir kelime. Ve arboldaki A'nın üstündeki aksandan ötürü ilk heceyi vurgulamamız gerekiyor. Arbol. Yani arbol değil. Arbol. Esto es un arbol. Bu bir ağaç. Esto es una mesa. Esto es una mesa. Una mesa bir masa. La mesa çünkü masa anlamına geliyor arkadaşlar. Bu bir masa dedik. Esto es una silla. Esto es una silla. Bu bir sandalye. Esto es una silla. Eso es una puerta. Eso es una puerta. Şu bir kapıdır. Şu bir kapıdır. Una puerta kapı demek arkadaşlar. Kapıda dişil burada görüyorsunuz. Görüyorsunuz ki esto ve eso kelimeleri kullanıyoruz İspanyolca'da. Esto bu demek. Eso ise o ya da şu anlamına gelebilir. Yani daha uzakta olan bir şeyden bahsediyorsak. Yani esto, te ile kullandığımızda yakınımızda olan, hemen yanımızda olan bir şeyi gösterdiğimizde esto deriz. Eso diyeceksek yani t'siz halini kullanacaksak daha uzakta olan bir şeyi gösterdiğimizde eso deriz. Yani eso es un árbol. Oradaki bir ağaçtır ya da şuradaki bir ağaçtır. Gerçi şurada için bir kelime de var. Akel kelimesi ama o çok fazla kullanılmıyor İspanyolca'da. İspanyolca'da cümle kurmak tıpkı Türkçe'deki gibi şahıs zamirlerini bırakabildiğimiz için daha kolay hale geliyor. Örneğin yiyorum demek istiyorsam como diyorum. Yani comer kelimesinin çekilmiş hali. Aslında yo como ama ben burada yo'yu bırakıp como diyebiliyorum arkadaşlar. Örneğin como queso. Peynir yiyorum. Ya da como jamon. Jambon yiyorum. Come una manzana. Bir elma yiyorsun. Tener yani sahip olmak kelimesiyle birkaç tane cümle kuralım. Tengo 26 años. Tengo 26 años. 26 yaşındayım. Çünkü İspanyollar 26 yaşım var diyorlar, 26 yaşındayım demiyorlar. O yüzden onu tener yani sahip olmak fiiliyle kuruyoruz arkadaşlar. Ella tiene un perro. Ella tiene un perro. Onun yani bir kızın köpeği var diyorum. Perro köpek demek arkadaşlar. Quiero comer carne. Quiero comer carne. Quiero querer yani istemek fiilinin birinci çekilmiş hali. Yani ben istiyorum. Comer biliyorsunuz yemek. Carne de et demek arkadaşlar. Et yemek istiyorum dedik. Quiero comer carne. Quereis comer carne dediğimde et yemek ister misiniz? Bakın soru cümlesi kurmak için burada tek yaptığım şey normal bir cümle gibi kurmak ama soru gibi telaffuz etmek. Quieres comer carne değil. Quieres comer carne. Quieres comer carne. Birazcık ser fiiline bakalım. Meslek mesleğimizden bahsedeceksek örneğin biz avukatız demek istiyoruz. Nosotros somos abogados. Nosotros somos abogados ya da sadece somos abogados. Biz avukatız ya da avukatız demiş olduk arkadaşlar. Ya da öğretmenim yo soy profesor. Yo soy profesor ya da sadece soy profesör. Peki şimdi biz cümleyi olumsuzlaştırmak istiyorsak yani ben profesör değilim demek istiyorsam nasıl diyeceğim? Çok basit. İspanyolcada hayır sözcüğüyle olumsuzlaştırmak için kullanılan sözcük aynıdır. İkisi de no. Hayır da no demek. Ben profesör değilim diyeceksem de no sözcüğünü kullanıyorum. Soy profesör ben profesörüm. No soy profesör. Ben profesör değilim. Yani no sözcüğü çekilmiş fiilin önüne geldiğinde o cümleyi olumsuzlaştırıyor. Az önce verdiğim cümlelerden örnek vereyim. Como carne etiyorum? No como carne et yemiyorum. Tengo 26 años. 26 yaşındayım. No tengo 26 años. 26 yaşında değilim demiş oluyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Los niños Están en el jardín. Los niños están en el jardín. Çocuklar bahçededir diyoruz. Tabi burada ser yerine estar fiilini kullandık. İkisi de olmak demek İspanyolcada biliyorsunuz. Ser ve estar ikisi de olmak anlamına gelince hangisini ne zaman kullanmak gerekiyor sorusu beliriyor birçok insanın kafasında. Bununla ilgili de tabii ki bir önceki videolarımda birazcık konuştum, sizlere tüyolar verdim ne zaman hangisini kullanmanız gerektiğine dair. O yüzden mutlaka diğer İspanyolca videolarımı da seyredin arkadaşlar. Şimdi tekrar istemiyorum. Evdeyim demek istiyorsak estoy en casa. Estoy en casa. Compro una camisa. Compro una camisa. Bir gömlek satın alıyorum. Compro una camisa. Comprar kelimesinden yani satın almak kelimesini çekmiş olduk burada arkadaşlar. El hombre tiene tres chicos. El hombre tiene tres chicos. Adamın üç çocuğu var dedik. La mujer Tiene tres chicas. La mujer tiene tres chicas. No tengo gatos. No tengo gatos. yok. Gato ¿Qué hora es? Saat ¿Qué hora es? Son las siete. Son las nueve. Son las cinco y media. Son las cinco y media. Es la una. Me llamo Reshat. Me llamo Reşat. Benim adım Reşat. Como te llamas? Como te llamas? Senin adın ne? Ya da como se llama? Sizin adınız ne? Yo soy estudiante. Ben öğrenciyim. Donde vives? Donde vives? Nerede yaşıyorsun? Vivo en Estambul. İstanbul'da yaşıyorum. Perdón. Affedersiniz. Pardon. Perdón. Adiós. Adiós. Görüşmek üzere. Estoy aquí. Buradayım. Estoy aquí. Donde está? Nerede o? Está allí o orada. El libro está sobre la mesa. El libro está sobre la mesa. Kitap masanın üstünde. Gelelim İspanyolcanın önemli sözcüklerinden birine. O da Türkçede de var. Çünkü biz de Türkçede onu çok kullanıyoruz. Var sözcüğü arkadaşlar. Ay. Deniyor İspanyolca. Örneğin bir adam var demek istiyorsak hay un hombre deriz. Yani Türkçedeki varın birebir aynısı. Az önce de dediğim gibi bir şeyin nerede olduğunu sormak istiyorsak donde esta diye başlarız cümleye arkadaşlar. Donde está la silla? Sandalye nerede? Donde está la casa? Ev nerede? Donde está el cuaderno? Defter nerede? Donde está el libro? Kitap nerede? Donde está el hombre? Adam nerede? Çoğuldan bahsedeceksek estan olması gerekir ama. Donde estan las escuelas? Okullar nerede? Donde estan los sombreros? Şapkalar nerede? Donde estan los gatos? Kediler nerede? Gibi cümleler kurabilirsiniz. Burada donde esta artı İspanyolcanın herhangi bir ismini koyabilirsiniz ve cümle kurmuş olursunuz arkadaşlar. Çoğunlukla çok fazla İspanyolca bilinmediği için ülkemizde ne yazık ki biraz daha basitten girmek istedim. Daha fazla İspanyolca videolarım gelecek. Biraz sistematik bir şekilde ilerlemek istiyorum bu konuda YouTube'da. O yüzden video hoşunuza gittiyse mutlaka beğenin ve kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup yanındaki zil butonuna da tıklayın ki ben bir video paylaştığımda anında haberi size gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.